Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP, VIN ve Otomasyon Fuarından sesleniyoruz. Kumlar Çelik firmasına konuk olduk ve firma ortağımız Sayın Sedat Kumlar ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Sedat Bey, buradayız, fuardayız, dünya konuklarını ağırlıyoruz hep birlikte. İlk günkü coşku, ikinci gün daha da artarak devam ettiğini gözlemledik. Umarım sizin için de güzel geçiyordur fuar. Bizim için fuar çok verimli geçiyor. Özellikle ziyaretçi kalitesi çok yüksek. Gerçekten nitelikli ziyaretçiler geliyor. O yüzden organizatörü gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Biz özellikle ham madde tedarikçisi olduğumuz için bu tarz nihai ürün fuarları bizim için çok verimli oluyor. Çünkü hedef kitlemiz sadece ziyaretçilerden ibaret kalmıyor. Aynı zamanda fuara katılım gösteren hemen herkese de tedarik sağlayabilecek durumdayız. Süpersiniz. O yüzden çok yoğun. Biz de bu keyfin gelecek günlerde daha da yoğun geçmesini diliyoruz. Burada kumlar çeliği incelediğimiz zaman aslında uzun yıllara dayanan bir keyfi görüyoruz. 1980'ler, 88'lerde babalarla başlayan koşturmaca 2012 yılında bu güzel firmanın doğmasına vesile olmuş. Evet. Ve iyi ki de doğmuş diyoruz tabii evet. ki de. Ve geçen 6 yıllık tecrübede standta yerini almış aslında özet olarak. Çok şükür. Özellikle son 3 yıl çok maceralı geçti. 88'de dediğiniz gibi özellikle aile büyüklerimizin dış ticarete başlaması ki Türkiye'de dış ticaretin en zor olduğu yıllar, döviz serbestisinin yeni başladığı, dış ticaretin Türkiye'de yeni yeni öğrenildiği yıllarda bu işlere girmişler. Ben 2003'ten beri sektörün içindeyim. Demir çelik dış ticaretiyle uğraşıyorum. 2012'de dediğiniz gibi Kumlar dış ticareti kurdum. O zamanlar sadece dış ticaret danışmanlık işleri yapıyordum demir çelikte. Bazı firmaları ihracata açıyorduk, bazı firmaların ithalat desteklerini sağlıyorduk. 2015'te ortağım Sedat Kaba ile 2011'de tanışmıştık kendisiyle. 2015'te beraber çalışmaya karar verdik. Kendisi ben her ne kadar çekirdekten dış ticaretten geliyorsam kendisi de bir o kadar çekirdekten yurt içi ticaretten geliyor. Beraber iyi bir ikili oluşturduk. İthalatçı, stokçu konuma dönüştük. Şirket merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıdık. 2016'da Ankara şubemizi açtık. 2017'de İzmir şubemizi açtık. 2018'de en büyük hedefimiz bugüne kadar ithal getirdiğimiz soğuk çekme çelik çubukları üretecek soğuk çekme hattını satın aldık. 2018'deki hedefimiz fuar sonrası inşallah Mayıs'ta üretime geçmek. O yüzden son 3 yıl çok maceralı geçti. Yeni şube açılışları, ticareti büyütmek, hacmimizi büyütmenin yanı sıra artık 2018'de de üretimi ekleyeceğiz. Bizim için harika geçiyor. Süpersiniz. Burada sürprizi de vermiş olduk tüm Türkiye'me. Çünkü gerçekten üretmek çok çok önemli. Çok. Türkiye adına haklı bir gurur ve biz Türkiye adına da teşekkür ediyoruz bu bizim için sizlere. Dediğiniz gibi üretmenin şöyle bir memleket meselesi tarafı var. Üretmek bize ihracat açacak. Bugüne kadar ithalatçı olduğumuz işte ihracatçı konuma geçmek bizim en büyük hevesimiz. Biz de diliyoruz ki bu keyif en kısa sürede bizlerle olsun. İnşallah. Peki efendim burada Kumlar Çelik olarak en kaliteli ürünleri dünya markalarını diyeceğim bizlerle buluşturdunuz. Aslında büyük bir savaş. Burada Türkiye adına sizler yorulmayın bizler yorulun dediniz aslında yıllarca. Kumlar Çelik çünkü bunu başardı. Kalitenin uygun rakamlarla buluşma noktası olduğunuz yıllardır bizler gerçekten için. Gerçekten öyle. Peki efendim buradaki hedef kitleniz kimler oldu? Bizim katalogumuz üzerinde de sloganımız çelikte tedarik çözümleri. Dediğiniz gibi biz işin zor tarafını tuttuk. Türkiye'de bugüne kadar üretilemeyen ölçülerde, üretilemeyen kalitelerde, üretilemeyen özel hassasiyetlerde ürünler getirdik. Dediğim gibi şubeleşerek lojistik sorunu da çözdük. Ayağa hizmet yaptık. Değişik bir model uyguladık. Aslında biraz hızlı büyüme de oradan geldi. Bu değişik modeli pazar çok sevdi. Hangi pazara çalışıyoruz? Ağırlıklı çalıştığımız pazar bizim hidrolik bağlantı elemanları pazarı. Hidrolik hortum rekorları, pnömatik bağlantı parçaları. Ama genel olarak bağlantı elemanları. Bağlantı elemanları sektörüne çalışıyoruz. En yoğun çalıştığımız alanda dediğim gibi hidrolik bağlantı elemanları. Hidrolik hortum bağlantı rekorlarına özel ürün yapıyoruz. Ürün getiriyoruz.
Vallahi süpersiniz. Burada tekrardan teşekkür ediyorum. Yine bizler adına yorularak en iyi, en güzeli sunma savaşınız için. Ve sonra tabii ki ikinci nesil diyeceğim. Belki de üç diplere doğru inersek gümbür gümbür gelmiş demek istiyorum izin olursa. Çünkü hep keyifli bir büyüme ilmesiyle bizlerle buluştunuz. Ve 2018 fuarla da noktayı koymuşsunuz. İnşallah. İletime geçeceğiz inşallah. Ve bu keyifli çalışma tabii ki sizin de vurguladığınız gibi Kumlar markasını yurt dışına taşıyacak. Ve ben teşekkür ediyorum tekrar. Son özet, şu ana kadar takdir edersiniz ulusal bir marka olmayı başardık. Ulusal en büyük fuara katılmaya çalıştık. İyi de cevaplar alıyoruz. Üretimle ihracat inşallah bir sonraki seneye 2019'da da ya da 2020'de ilk yurt dışı fuarıyla artık ulusaldaki hevesimizi, hırsımızı artık daha global pazara aktarmaya gayret edeceğiz. Biz diliyoruz ki bu keyif en kısa sürede gülen yüzünüzle birlikte bizlerle olsun. Sağ olun. Saygılar olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, TÜYAP'tan Vınde Otomasyon Fuarı'nda yerini alan Kumlar Çelik firmasına teşekkür ediyor. Başarılarının daim olmasını diliyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.